Evet ve şimdi Strasbourg Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşemiz Arif Kopuz'la birlikteyiz. Efendim, yurt dışında nasıl emekli olunuyor, anlatır mısınız? Vatandaşlarımızın yurt dışından borçlanma suretiyle emekli olabilmeleri 3201 sayılı yasayla düzenlenmiştir. Söz konusu yasa, yurt dışında ikamet izni bulunan ve çalışma izni bulunan hanımlarımızın ve beylerimizin hanımlarda 20 yıl yani 7200 gün süreyi borçlanarak beylerde de 9000 gün yani 25 yılı borçlanarak emekli olma durumları emekli olmalarını sağlamaktadır. Yurt dışından borçlanma vatandaşlarımızın çalışma sosyal güvenlik ataşeliğimizden alacakları belgelerle birlikte bulundukları illerdeki sosyal güvenlik kurumlarına müracaatları ile gerçekleşmektedir. Biz vatandaşlarımıza yurt dışı hizmet belgesi ve ikamet belgesi düzenlemekteyiz. Bir de emekli olduklarına dair belge düzenlemekteyiz. Bu belgelerle birlikte gidip bulundukları illeki sosyal güvenlik kurumlarına müracaatlarını yapabilirler. Bu borçlanma 25 yıl süreyle sigortalılık sürelerinden gerçekleşebilmektedir. Ancak Türkiye'de ilk işe giriş tarihleri erken olan yani ilk işe giriş tarihleri eski olan vatandaşımız için 9000 gün çalışma süresinden daha aşağı yani 5000 günden de 3600 günden de emeklilik gerçekleşebilmektedir. Ve sigortalılık süreleri haricinde bir de yaş şartını yerine getirme mecburiyetleri vardır. Erkeklerin ilk işe giriş tarihleri ne kadar eski olursa Türkiye'de o kadar erken yaşta emekli olabilirken işe giriş tarihleri yıllar itibariyle bulunduğumuz yıllara yaklaştıkça o zaman 59 yaşından 60 yaşından önce emekli olamamaktadırlar. Hanımlar da aynı şekilde en erken 41-42 yaşında ilk işe giriş tarihleri Türkiye'de erken olanlar için geçerlidir ama yurt dışında hiçbir şekilde Türkiye'de ilk işe giriş tarihi olmamış olan vatandaşlarımız ancak 57-58 yaşından önce emekli olamamaktadırlar bayanlar.